İlgilendiğin için teşekkür ederim. Tabii ki de ilgileneceğim Ali. Yani sonuçta biz aynı evin çatısı altında yaşıyoruz. Bana bir şey olsaydı sen de böyle ilgilenirdin. Elbette, elbette. Gözümü bile kırpmadan. Aksini düşünemem. O zaman bundan sonra ne yapıyorsun? Bir şeye ihtiyacın olduğu zaman hemen bana geliyorsun. Tamam? Tamam, sağ ol. Benim dosyalarla ilgilenmem lazım da. Sen dinlen güzelce. Peki. Geçmiş olsun tekrardan. Gelmişse. Sen gel, dersine gelmez miyim? O zaman sana bir sürprizim var. Tata. İnanmıyorum ya. Zencefilli adam kurabiye. Ve ılık süt. Tıpkı kış günlerindeki gibi. Ama bir eksikle. Bu sefer ellerimiz morarana kadar kartopu oynamadık. Kar yağsın, onu da yaparız. Ne güzel günlerdi değil mi? Hayatımın en mutlu günleriydi. Hadi yesene. Nereden aklına geldi durduk yere? Aa, durduk yere değil ki. Gördüm baksın yere bere içindesin. Dedim ki şu çocuğa zencefilli kurabiye yapayım da morali yerine gelsin. Ne yetmişsin. Hadi sen de. Şaka maka bir yana, seni o halde görünce çok korktum. Yani sana bir şey olsaydı ne yapardın bilmiyorum. Benim hayatımda ne kadar önemli bir yerde olduğunu anladım. Hislerimiz karşılıklı. Yani biliyorum. Son zamanlarda çok tatsız olaylar yaşadık. Ya bir daha tekrarlanmasın. Ya eskisi gibi olmamamız için hiçbir sebep yok ki. Sence de öyle değil mi? Kesinlikle. Her kelimene katılıyorum. Ali, hı? Sen benim en iyi arkadaşımsın. Ve hep öyle kal, olur mu? Ya bir daha da böyle saçma sapan sakarlıklar yapıp benim yüreğimi ağzıma getirme. Anlaştık mı dostum? Ha? Hadi çak beşlik. Anlaştık. Saat çok geç oldu. Ben artık yatayım. Sana da afiyet olsun. İyi geceler. İyi geceler.